Azerbaycan ile girdiği savaşta tarihi bir hezimete uğrayarak Dağlık Karabağ'dan çekilmek zorunda kalan Ermenistan'ın uluslararası mahkemelerde yargılanmasının önünü açacak. Sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair 11 saldırı belgelendi. 27 Eylül'de başlayan saldırılar sonrasında 44 gün süren savaşta Azerbaycan ordusu tarafından tarihi yenilgiye uğratılarak Dağlık Karabağ'dan çekilmek zorunda kalan Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları da belgelendi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Agdam, Berde, Fuzuli, Gence, Koromboy, Naftalan ve Tatar'daki şehir, kasaba ve köylere yaptığı saldırıları araştırdı. Kasım ayında Azerbaycan'da saha araştırması yapan İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin balistik füzeler, güdümsüz topçu füzeleri ve büyük kalibreli top mermileri yerleşim yerlerini vurduğuna ilişkin 11 saldırıyı belgeledi. Yapılan incelemelerde söz konusu saldırıların en az 4'ünde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından atılan bombaların açık askeri hedeflerin bulunmadığı alanlarda sivil yerleşim yerlerini vurduğu ve bu alanlarda çok sayıda sivilin şehit olduğu belirtildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü hazırladığı raporda saldırıların 53 tanığı ile kişisel görüşmelere ve 12 telefon görüşmesine ve 17 saldırının 10'unun uydu görüntülerine, sosyal medyaya yayınlanan fotoğraf ve videolarına da baktı. Bu materyaller saldırıların zamanını ve tarihini ve yıkımın boyutunu doyurmadı. Diğer saldırılar ise ilerideki raporlarda detaylandırılacak. İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Huk Williamson, Ermeni birlikleri şehirlerde ve köylerde defalarca güdümlü ve güdümsüz füzeler ve ağır toplar kullandılar. 6 haftalık savaş sırasında tekrarlanan bu saldırılar, sivillerin yaşamlarını ve evlerini yasa dışı bir şekilde yok etti. Bu saldırılar tarafsız bir şekilde araştırılmalıdır, dedi.